bekliyorsunuz ya? Bir saattir bekliyorum ha. Ta evden çıkalı bir saat olmadı. Hmm. Ne o, işlerini halledebildin mi? Hı hı. Aktarı buldunuz mu? Biz aktar bulduk, biz iş bile bulduk. Bizi konuşurken duydu adam. Dur bir dakika sen. Hayrola Meryem Hanım? E kız ne güzel anlatıyordun. Anlatsana. Benim işten anladığımı anlayınca, hani getirin siparişleri dedi ya. Ya ballıymışsın ha. Ama bakalım hayırlısı. Ya hadi hayırlısı, bir çay ısmarlarsın artık bize. İstediğin çay olsun. Ay hava çok güzel, hiç eve gitmek istemiyorum. Oyalanalım biraz. Sahilde bir kafede falan otururuz. Abim bekler. Aman beklesin, işi ne onun? Yine eve gideceğiz, bir sürü iş. Sen ister misin Fatma Gül? Hadi sahilde kafeler var, orada otururuz. Ben gelirken yolda bir lokmacı gördüm. Bak güzel fikir. Hadi gidelim. Ne o kız, lokma mokma? Başarıyor musun yoksa? Kızla uğraşma. Ya şaka yaptım. Öyle şaka olmaz. Bir daha yap. Aman tamam yapmam hadi. Ay 40 yılda bir isabetli bir şey söyledin ha Fatma Gül. İyi gitti sıcak sıcak. Ama kıtırı kıvamı da yerinde. Aa bak bak nasıl yiyor. Kız atlı koşturmuyor arkandan. Nefes al azıcık. Afiyet olsun yavrum. Hadi ye ye. Ya ne dedim ki ben şimdi? Midesine oturacak diye. Allah Allah, bunun bu küsme huyu yok mu? Kız yesene. E sen böyle lokmalarını sayarken nasıl yesin kız? Bir, iki, üç. İnada bak, inada. Nasıl tutuyor kendini gülmemek için? Bu küçükken de hep böyleydi. Yani suratsız. Böyle cılız çirkin bir şeydi. Bir uzatırdı suratını böyle. Bak bak aynı böyle. Bu kadar güzel bir kızın küçükken çirkin olduğuna inanmam ben. İster inan ister inanma öyleydi. Böyle cılız dağ gibi bir şeydi. Kemikleri sayılırdı. Bir de mızmız dakika başı hastalanır. Beslenip serpilecek diye az uğraşmadım ben bununla. Neler çektim ben bunu büyütene kadar? Bir bilsen sen. Ay çok güzel maşallah. Sağ ol. Aa iltifatı duyunca da nasıl gülüyor? Bak 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 bak. Aa, ne iltifatı ayol? Ben gerçekleri söylüyorum yani. Kız güzel işte, kim mi inkar edebilir? Aman Rahmi. Merak etti tabii. Efendim Rahmi. Mukaddes neredesiniz ya? Çok merak ettim. Ah Rahmi sorma başımıza geleni. Ne oldu? Ay biz kaybolduk. Kayıp mı oldunuz? Nasıl kayboldunuz? Nasıl? Kaybolduk, dönemiyoruz eve. Kes şunu yeter. Neredesiniz? Ben geleyim alayım sizi. Nerede olduğumuzu bilsek kaybolduk der miyim? Şaşkın. Ya yapma, korkutma adamı işte. Doğru ya. Hay Allah. Peki yok mu kimse? Birine sorun. Ben geleyim alayım sizi. Ha, oldu, bir postada seni ararız artık. Ver şunu bana, tamam. Tamam tamam, şaka yaptım Rahmiciğim. Hah. Mukaddes ödüm patlattın ya, çok korktum. Hadi lokma yiyip geleceğiz eve. Yiyin, afiyet olsun, afiyet olsun. Yok ben merak ettim de ondan aradım. Kerim geldi mi? Yok, gelmedi daha. İyi hadi kapat, çok yazmasın. Geleceğiz birazdan. Tamam, tamam. Dikkatli gelin ama, kaybolmayın falan, tamam mı? Tamam, tamam. Ah safım ya. Ah safım ah ya. İstanbul'a geldiğinden beri kaybolma fobisi var onun. Ya eve de lokma alalım ha. Al al. Murat da sever. Kerim de bayılır. Bakar mısınız? 2 kilo lokma paket olacak. Gelmemiş daha. Kerim diyorum gelmemiş eve. Her gün her gün nereye kayboluyor bu? Bilmiyorum, bana bir şey söylemiyor. Bunlar aslında tam birbirini bulmuş ha. İçine kapanık, sessiz böyle. Bak sana da hiçbir şey söylemiyor, görüyor musun? Ne diyor iş güç için? Bilmiyorum, söylemiyor dedim ya. Ama gez dolaş nereye kadar? Bir karar versin artık ne yapacağını, böyle olmaz ki. Ya kendine bir iş kursun, ya bir iş bulsun. Olmaz böyle. Evli barklı adam artık, sorumluluğunu bilecek. Hadi kalkalım mı artık? Tamam. Birbirinin sözünden çıkmıyorsunuz. Allah muhabbetinizi arttırsın. Tamamdır değil mi? Evvela ablayı fethedeyim, sonra Kerim'i fethedeceğim diyorsun. Sen de az değilsin, biliyorsun işini ha. Tamam mı? Tamamdır.